Bizim açımızdan ana gündem maddesi Biden Erdoğan görüşmesi olacaktır. Türkiye Fethullah Gülen iadesini dile getirecektir. YPG'ye yapılan yardımların kesilmesini dile getirecektir. 14 Haziran NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Joe Biden görüşecek. Zirveye sayılı günler kala görüşülecek başlıklar gündeme geldi. Buradan bir sonuç çıkması Türkiye'nin ne kadar tavizkar davranacağına bağlı. Biden tarafı Türk ve Türkiye karşıtlığı üzerine kurmuş durumda. Ama bunu Erdoğan karşıtlığı olarak tarif ediyor. Türkiye'de muhalefet üzerinden yapıyor. Amerika'nın YPG'ye desteği ele alınacak başlıklar arasında olacak. Uzmanlara göre Amerika YPG'ye yardımlarına devam ettireceğini ifade edecek. Türkiye'nin asla tabiz vermeyeceğini değerlendirdiğim bir konusudur. İki ülke arasında yaşanan S-400 krizinin de iki lider arasında görüşülmesi bekleniyor. Uzmanlara göre Türkiye ihtiyaç nedeniyle aldığı S400'leri kullanacağını kaydetmeli. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ziyaretinde Türkiye'ye alternatifleri sunduklarını, Türkiye'nin yapması gerektiğini bildiğini ifade etti. Topu bizim kucağımıza bıraktılar. ABD Türkiye'nin S400'leri elinden çıkarmasını istiyor, depoya kaldırılmasını değil. Bu ihtiyacı sonuna kadar e, arkasında olduğunu e, göstermelidir. Rusya ile arasına bir mesafe koymak e, maksatlı bir e, hamle olduğunu düşünüyorum. Erdoğan-Biden görüşmesinde Türkiye'nin Amerika'nın düşmanca savunma yaptırımlarına ilişkin tavrını da ortaya koyması öngörülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nda ben e, bunu vurgulayacağını, bundan zararlı çıkacak olan NATO olacağını Türkiye'nin e, asla ve asla savunmasında e, bir zafiyete yol açmayacağını e, bence deklere edeceğini değerlendiriyorum. Karşıtlık uzlaşmazlık değil açıkça düşmanlığa dönüştü. ABD böyle bir müttefikse düşmanı nerede arayacağız? Amerika Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı kışkırtıyor. Uzmanlara göre Türkiye görüşmede Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini koruduğunun altını çizmeli. İki devletli de bir yapıya burada geçilmeli ve görüşmelerde bunun üzerinde sürdürülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yunanistan'da DDAH'da bir askeri üstte hissetme konusunda ve bir kısım adalarda da girişimlerde bulunmuştu. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan kaynaklı haklarına riayet edilmediği sürece Türkiye'nin kendi hak ve menfaatlerini koruma konusunda da kararlı olduğunu bir kez daha ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kıbrıs konusunda karşımızdakiler Yunanistan değil, Güney Kıbrıs Rum yönetimi değil adeta ABD. Birden fazla federasyonel ortaya çıkan devletleri tanıyor, Kıbrıs'a gelince hayır burası başka diyorlar. Diğer evet. önemli konuysa FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi. Evet. Türkiye ikili görüşmede iadeyi tekrar talep etmeli. Elde tutuluyor olması... 15 Temmuz'un e, altında yatan nedenin e, veya kimin olduğunu da açık bir şekilde göstergesi oluyor. Türkiye iade ettiği takdirde Fethullah Gülen'i e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, dünya e, kamuoyu nezdinde de bir kez daha neler yaptığının ortaya çıkacağı endişesi içinde olduğunu da düşünüyorum ben.